merhabalar. Her hafta birbirinden güzel lezzetler yapmaya devam ediyoruz. Bu hafta da Servet Kaplan ustamızın yanına geldik ve şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar usta. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizlerdeyiz. Bizleri işletmenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Rica ederiz efendim. Siz kıymalı ustasısınız. Evet. Bugün bizlere de pide çeşitlerinden yapacaksınız. Evet. Yani kendi yaptığımız 3-4 çeşit pide çeşidi var. Onları size sunacağız. Hazırlığını başlayacağız. Hani nasıl hazırlanır, nasıl yapılıyor diye. Tabii biraz zahmetli olduğu için ben size anlatayım. Tabii. Onlara başlamadan önce biraz tanımak istiyorum. Tabii. Servet Kaplan kimdir? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben 1977 doğumluyum. 26 yıldır bu işi yapıyorum. 94 yılında da burada başladım. Bu iş yerinde başladım. Daha doğrusu çırakçılığını burada yaptım. Yıllar sonra bize bu nasip oldu burası. Şu anda da burayı devletle çalıştırıyoruz. Gerçekten çok güzel bir mekan. Hayırlı bol kazançlarınız olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Uzun yıllardır bu iştesiniz. 26. Evet, ve 26 gerçekten sene. De usta olmuşsunuz artık. Yani şükür. Tebrik ederim. Elemanlarınız var, beraber çalıştınız. Var. 4-5 elemanım var. Eşim de var. Eşim de usta yaptım bu arada. Maşallah. Yani, ne güzel. Bayağı, aile boyu. Çok şükür. O da benim olmadığım zamanlarda o da idare edebiliyor yani. Ondan dolayı biraz avantajım var yani. Çok şükür. Çok evet. Güzel efendim. Bugün bizlere pide yapacaksınız. İlk olarak kıymalı pide ile başlayacağız. Aynen. Nasıl yapıyoruz? İsterseniz kullandığımız malzemeleri sayıp seyircilerimize başlayalım. Şimdi biber, maydanoz kullandığımız domates. Kıymalı pide için. Ya biz şey kullanmıyoruz. Yani soğan veya baharat çeşitlerimiz bizde yok. Yani doğal yani. Daha sade. Kesinlikle. Artı şey şöyle söyleyeyim. Biz bakıyorum isterseniz bakabilirsiniz. Biz zırta çekiyoruz malzemeyi bu şekilde. Ya bunda bayağı bir emek var yani. Normal. İçerisinde maydanozda sadece biber koyuyoruz. Aynen bu saat bir saatimizi falan alıyor bu. Bayağı bir zahmetli olduğu için bir saatimizi alıyor. Bunu yaptıktan sonra aynı şekilde domates de bu şekilde yapıyoruz. Ondan sonra et oranına gelelim. Kıymayı kavuru etinde kullanıyoruz. Yani malzeme biraz az oluyor ama. Yani kıyma oranı biraz daha fazla oluyor. Çok lezzetli bir şey çıkıyor ortaya yani. Bizim, eminim öyle. Şükürler olsun. Ben de merak ediyorum. Satış kullanıyorum. Yani. Allah razı olsun eşten dosttan gelenler. Hani şükürler olsun. İyiye doğru gidiyoruz yani. Maşallah efendim. Değerli izleyicilerimiz uzun vakitler aldığı için Servet Usta'nın biz gelmeden başlamış gibi birini ve maydanozunu evet. Çok zahmetli olduğu için bayağı bir zaman alacak. Onun için yani. Yani bunu bu şekilde yaptıktan sonra domates de aynı şekilde. Yani bu kıvama getiriyoruz. Ondan sonra kıymamızı karıştırıyoruz. Yani şu normal gün içerisinde belli bir kıyma orantımız var. Harcadığımız yani bitirdiğimiz. Yani günü birlikte kullanıyoruz. Yani bittiği zaman biz tekrardan almıyoruz. Yani mesela kapatış saatimize yakın bittiği zaman bir daha almıyoruz yani. Ertesi gün taze. O bir düzene soktunuz artık. Şükür, şükür. Evet. İsterseniz bir de domatesi nasıl yapalım onu gösterelim. Tabii. Bıçak versene canım. Biz evlerimizde yapmak istesek kıymalı pidelerimizi, hamurunu oraya geçtiğimiz zaman soracağım ama biz evlerimizde zırh olmazsa şimdi şöyle söyleyeyim. Geçirip yapsak aynı lezzet olur mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. İnanın bu emek istiyor yani. Bu çok farklı. Ya bunda yaptığınızda robot bak bir robotumuz da var ama biz kullanmıyoruz. Sadece lahmacun ve pide yani siparişlerde kullanıyoruz. Bir şey versene yani Spartalay. Onlar da kullanıyoruz ama bu doğal olduğu için bunda sulanmıyor, şey olmuyor. Hani bu daha lezzetli. Daha lezzetli. Aynen. Oluyor. Ama bunu da evde tabii yapmanız için böyle bir şeyin olması lazım. Bıçak olması lazım. Aynen bıçak olması lazım. Domates de nasıl göstereyim. Yapardı ama onu bile denedik, o bile fark ediyor yani. Yani robot lezzet açısından. Fark ediyor yani. Yaptığımız kıymanın çıkışına bile fark ediyor yani. Onun için biz bunu ayrı ayrı yapmak istiyoruz. İsterseniz ben bu kadar yapayım. Hani... Tabii gösterdik. Nasıl aynen. Yapıldığını. Yani bu şekilde. Aslında hani güç veriyor bir şey ama hani bıçağı oynatacaksın. Normalde bazılarını yaparken kendini sıkamazsın ama gerek yok. Sen eliniz alışmış artık daha yani 26 yıldır. Yani bu işe başladığından beri bu iş kalmadı yani. Makinelerle hiç uğraşmadım. Sağ olsun bizim ustalarımız bize böyle yetiştirdi. Ama şurada bir gerçek. Aksanede bunu her gün görebilirsiniz zor.
Yani size parmak masa yapayım. En az en fazla 5 kişi. Şimdi bu da kıymamız. Kıyma dana kıyması. Kavurga etinden kuyruk yağıyla karıştırıyoruz. Kesinlikle başka bir yağ yok. Hı hı. Yani kavrama veya hiç yağ yok. Bundan biraz katacağım bunlar. Tamam. Şimdi malzemelerimizi karıştırma vakti geldi aynen, efendim. Aynen. Kıymamızı koyuyor ustamız. Değerli izleyicilerimiz, kıymamızı da koyduk ve şimdi karıştıracağız ve pişmesi için ocağımıza götüreceğiz. Tabii şu tuzumuzu atacağız. Yeterli miktarda, çok fazla değil. Normal gün içerisinde bunu bitiriyor. Yani karıştırıyor ama hani bizim sizin için hemen bir başlangıç olarak yapıyoruz. Az miktarda yaptık. Yani normalde bunu her gün yapıyoruz. Bitince tekrar yapıyoruz. Bol kıymalı gördüğüm kadarıyla. Aynen. Yani et oranı biraz fazla. Çünkü kıymalı çıktığı zaman yani et, hamur üstünde et görünmesi lazım. Doğru söylüyorsunuz. Yani insanlar hem sonuçta para veriyor. Yediğinde bir şey almasın yani. Ne güzel. Herkes keşke sizin gibi düşünebilse. Yani bunu belki kamera karşısında belki hani bir şey düşünebilir ama inan her zaman yaptığımız şey yani. Değişiklik hiçbir şey yok yani. Gelip kendilerini bizzat görebilirler yani. Doğru, merak ederler. Tebrik çünkü ederim böyle düşündüğünüz için de. Yok, beni tanıyanlar zaten mutlaka biliyorlar da. Olabilir belki hani bazen hani şey yapıyorlar. Ya böyle eli bol mu acaba diye de. Aynen bu şekilde. Değişiklik hiçbir şey yok. Maşallah. Aynen. Şimdi bu şekilde hamur haline gidiyor şimdi fırına. Şimdi fırınımıza evet, gideceğiz. Aynen. Değerli izleyicilerimiz, şimdi fırına götüreceğiz ve orada pişireceğiz. Pişirmeden önce hamurumuzun içerisinde neler var onları da konuşacağız. Değerli izleyicilerimiz, şimdi fırının olduğu yere geldik ve hamurlarımızı açacak Servet Ustam. Ustam, şimdi hamurları yapacağız ama bu hamuru nasıl yaptık, içine neler koyduk istersen hamurun, bir söyle. Evet, hamurun içinde sadece tuz ve maya var. Başka hiçbir katkı maddesi yok. Biraz maya katıyoruz. Normal maya atsan buradan pek olmuyor. Hı hı. Çok az. Hava şartlarına göre. Mesela hava çok sıcak olduğu zaman çok az bir maya atıyoruz. Kış olduğu zaman da ılık suyla biraz maya fazla atıyoruz. Yani havanın şartlarına göre değişiyor. Evde yapılabilir mi? Ya ben anlatayım ama hani ev tabii buradaki gibi olmaz yani. Ha, lahmacun falan yapan çok evde ama hani bu pide üzerinde biraz zor. Bu tadı bulmak zor olur çünkü yani, fırından dolayı. Hem fırından. Yani bu emek hazlarından, mesela makinemiz var görmüşsünüzdür. Yani makineye atıp da onu da yapabilirler, hazırlayabilirler ama bu aşamaya biraz zor. Hı hı. Ama her şeyi yerinde yiyeceksin benim görüşüm yani. Tamam, ben de merak ediyorum. Başlayalım tabii, isterseniz. Tabii. Maşallah, hiç bu kadar yakından görmemiştim. Bu kıymalı bir de bizim için olsun. Bu hamurları çevirmek kaç seneniz aldı ustam öğrenirken? Bunu bir anda öğrendim. Bunu birkaç kişiye öğrettim. Maşallah. Şimdi kendime ait bazı şeylerim var mesela. Hani bazen işinde biraz şovmen olacaksın. Yani abartmayacak şekilde şovmende olacaksın yani. Şimdi bu işi yapıyorsan biraz da güzel şeyler çıkarmak lazım. Mesela örnekler var. Müslüman şu anda çok izleniyor. Ben bu adama hayranım. Helal olsun. Adam kendine özgü şeyleri var. Yani güzel şeyler çıkarıyor ki adam. Yani bunu kıskanmak değil de yani başarısını takdir etmek lazım. Ben takdir ediyorum yani. Ama Nusret'ten sonra çok kişiler çıktı işte böyle hani yani bir şeyler yapmaya çalıştı. Ya yapın arkadaşım yani. Yani bir Nusret için demiyorum yani. Gerçekten sanat arkadaşlarımız var. Şu an peynirli hazırlayacaksın. Bu bize peynirli. Peynirlimiz iki çeşit. Bir kaşar var içinde. Bir de başka bir çeşit peynirimiz daha var. O da güzel. Çıktıktan sonra tereyağıyla yağlıyoruz. Ondan sonra şerbet döküyoruz üzerine. Aksaray usulü. Bunlar şerbet olmadığı zaman yemiyorlar. Tabii aksaraylar severler aynen, şerbetli aynen yemeği pideyi. Aynen. Çocuklarınız var mı ustam? Biraz evet, onlardan bahsedelim istersen. İki oğlum var. Maşallah, Allah bağışlasın. Ya onlara da bir şey öğretmeyi aslında şey yapıyorum ama hani okumalarını istiyorum. Ama okumasa da kusura bakmasınlar. Aslında okurken de meslek, senin yanına gelip meslek edinebilirler. Yani, öğrensinler. Yani yine de yarın üniversitede lazım olabilir. Başka yerde lazım olur. Benim mesela patronum bize her zaman verdiği bir öğüt vardı. Yani sizin kolunuza bir altın bilezik, altın saat taktım derdi. Dünyanın neresinde dersin gibi geçerlidir. Doğru diyorsun. Bu Mevlana. Ne gibi özellikleri var? Birbirinden aynen, farkları bu, şimdi, neler? Bu Mevlana'daki özellik, ha, bu bizim kendi tarzımız. Bunu biz kendimiz çıkarttık. Şöyle söyleyeyim.
Üzerine biraz domates biber atıyoruz. Çarptan sonra da yani çevirirken de kaşar atıyoruz. Kaşarı hemen atmıyoruz çünkü kaşarı hemen atarsanız içine işliyor kıymanın. O da güzel bir görüntü vermiyor. Hı hı. Yani peynirin üzerinde şeyle yani yumurtayla. Yumurtanın sarısıyla. Evet, evet, yumurtanın sarısıyla yağlıyoruz. Kızarması için. Ne kadar sürede pişecekler? Yani en fazla 5-6 dakikada pişmesi lazım. Yani 10 dakika sürmez yani. O da normal pidemiz. Bu da kıyma. En çok hangisi tercih ediliyor? Valla aslında en çok hangisi tercih ediliyor? Bir de kuşbaşılı pidemiz var. İsterseniz onu da yapayım. Kuşbaşılımız da beğeniliyor. Onu da size etini göstereyim. Aslında onu da yapayım. Yani çünkü 4 çeşitimiz var burada. Hı hı. Onu da size göstereyim. Tabii. Lahmacunumuz da var da hani lahmacun her yerde geleneksel olduğu için yani ben lahmacunu pek ön plana sokmak istemiyorum. Ha beğeniliyor mu? Çok beğeniliyor lahmacunumuz ama ben bizim amacımız burada bunları tanıtmak. Şimdi hazırladıklarımız fırına gidiyor efendim. Bir ara ben böyle bir ilk açtım senede programına çıkmıştım böyle televizyona. Beni geçen şey bir gün sonra şey ekmekçi ekmek dağıtan ekmekçi geldi. Abi seni de gördüm dedi. İyi dedim. Abi dedi o hareketler sen yapmıyorsun değil mi dedi. Yani kamera hızlandırıyor dedi. Ben de herhalde yani nasıl yapacağım ben onu? Öyle söyledi. İnanmadılar ya. Bu kadar hızlı olduğunuza. Sonra tam gidiyordu gel dedim. Eleman dedim bir hamur verdim. Hamuru açtım şey yaptım. Ana gerçekmiş diyor. Ya herhalde gerçek dedim yani. Bu gerçekten yani kamera mesleğinizi iyi yaptığınızın bir göstergesi. Ben istiyorum yani hani gerçekten yani yetiştirdiğim elemanları hani kendi ayarımızda hani işini dürüst yapsın, güzel yapsın. Hani benim amacım o. İnşallah yetişirler, inşallah o şekilde olurlar. Şu zamanda çok zorlaştı yani, çok zor. Doğru diyorsun ustam. Bu da kuşbaşılı. Kuşbaşılı yapacaksın. Bunda da sadece şey, sırt eti. Biz bunu terbiyeliyoruz. Bunda bir gram sinir olmaz. Sinirini kasapta alıyoruz. Yani içimde sinmez ama bir de burada alıyoruz. İçinde sinir yani hiç yapmıyoruz. Bu da kuşbaşılı. Gerçekten çok güzel görünüyor. Pişmemiş hali bile harika. Burada Aksaray'da buna iki çeşit var isim söylüyorlar. Bir söğüşlü diyorlar, bir de kuşbaşılı pide diyorlar. Konya usulünde de şey diyorlar, bıçak arası diyorlar. Ama değişik bir şekilde yapıyorsunuz. Hem aynen. Kıyma harcı var kenarlarında hem bu de işte orada. Bu işte Aksaray'da hani söğüşlü dendiği için hı-hı. Bu ya bu tarz yani öyle söyleyeyim yani. Hani insanın bir yoğurt iş şekli vardı ya. Ben yani şeyleri çok seviyorum. Yani nasıl diyeyim mesela değişikliği çok seviyorum. Araştırmayı çok seviyorum. Yani kendime göre bir tarzım olsun diyorum. Hani bu kıyma basmam benim yani şu anda Türkiye'de yok. Burak şeyin Aksaray boş ver Türkiye'de yok. Beni böyle izlemeye gelenler de çok oluyor böyle hani kıymayı basarken, hamur basarken. Yani bilmiyorum ben bunu seviyorum yani benim bu tarzım. Benim bir ustam vardı onu da gördüm. Burada yani bu dükkanda. Dedim ben bunu yapacağım dedim ya diğer ustalara baktım hep aynı tarzdalar. Ya bu niye farklı yapıyor dedim merak ettim ondan sonra öğrendim. Siz de öğrendiniz aynen. Maşallah. Şimdi... Ama öğretmeye çalıştıklarım beceremiyorlar yok biraz zor gibi geliyor. Herkes beceremez tabii ki. El hareketleri biraz farklı oluyor aynen. Öğrenirse çok güzel bir şey olur yani. Hani öğrenen gerçekten yarın bir gün o da kendi elemanlarını öğretir yani. İnşallah ustam. Şimdi diğer yani pidemiz aynen, gidiyor. Söğüşlü kuşbaşılı pidemiz. Ve pişince burada servis için hazırlayacağız. Aynen. Değerli izleyicilerimiz pidelerimiz fırından çıktı ve sunumu hazırladı Servet ustam. Ellerine sağlık ustam. Teşekkürler. Sağ olun. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Sizler de afiyet olsun. Teşekkür ederim. İstersen pidelerimizin isimlerini ve nasıl yaptıklarımızı tekrar anlatalım ve kapanışımızı yapalım. Tabii. Bu kıymalı pidemiz. Hı-hı. Görmüş olduğunuz gibi zırhta çektik. Biber, domates, maydanoz, tuz. Başka bir katkı maddesi yok. Mevlana'mız kıymalı pide. Kenarlarını hafiften kapatıyoruz. Üstüne kıymalı çevirdikten sonra kaşar atıyoruz. Hı-hı. Kuşbaşılı pidemiz. Kenarını kıymayla çeviriyoruz. Üzerine de kaburga şey, dana eti, sırt etinden yapıyoruz. Sırt etinden. O şekilde. Bu da peynirli pidemiz, şerbetli. Bundan da iki çeşit peynir var. Bir kaşar peyniri var, bir diğer peynirimiz daha var. Bu şekilde üzerine şerbet dökülüyor. Aksaray usulü. Hı-hı. Bunu Türkiye'nin hiçbir yerinde bilmiyorlar. Eminim bunu tatmaya çalışıyoruz. Bunda da inşallah başarılı olacağız. İlk olarak ben hangisini tadayım sence? Şimdi normal şartlarda buraya gelen müşterilerimizde genelde mesela kıymalı pide yediğin zaman hani tatlı niyetine de peynirli yeniyor. Hı hı. Ama ben hepsinden tavsiye ederim. O zaman bir küçük parça ben buradan pidemizden alayım. Hı hı. Değerli izleyicilerim sizler için tadına bakıyorum. De-
demiştiniz ya, hani et gelecek, evet, biz dolu dolu gerçekten aynen, aynen. Öyle değerli izleyicilerimiz. İçinde domates ve biber çok az. Onun için ağzınıza, damağınıza et kıymanın tadı geliyor. Gerçekten harika, kokusu, lezzeti, evet, çıtırlı. Bir de hani ellerinize, emeğinize sağlık. Için. Ben evet, bunu daha sonra çekimden sonra devam edeceğim. Tabii. Onun için bırakıyorum. Onun üzerine bir de tatlı yiyin o zaman peynirde. Onun tadına da bir bakayım istersen ustam. Nasıl yapalım onu? Şerbet dökeyim. Minik, çok az bir şekilde. Tatlı aranızda bilmiyorum ama şuradan aranızda. Buraya az döktüm. Az. Tamam. Bu da peynirliydi. Evet, şerbetli bir de diyelim. Gerçekten çok güzel. Çok değişik bir aroması, evet, oldu aynen, şerbet atınca. Yani, farklı bir şey yiyormuşum aynen, gibi aynen, geldi. Ya amaç bu işte. Bunu Aksaray'da dışarıdan gelen insanlara tanıtmaya çalışıyoruz. İnşallah olacak. Ellerine sağlık, hı, ustam. Gerçekten harika, evet, olmuş. Değerli izleyicilerimiz, sizler de gelip Servet Ustam'ın yaptığı pidelerin tadına bakabilirsiniz. İş yeri de çok güzel. Kendisi de çok güzel ilgilendi bizimle. Çok teşekkür ediyorum. Çalışanlara da öyle, çok ilgililer. Siz de geçerken çarşıdan eğer acıkırsanız Servet Ustam'ın yanına gelip karnınızı doyurabilirsiniz. Servet Ustam, belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer'in de bugün sana küçük bir hediyesi var. Güzel günlerde kullan çok inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok selamlarını getirdik sizlere de. Ben de belediyemize çok teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Buraya geldiğiniz için her zaman bekleriz. Çok teşekkürler efendim. Ya bu program yaptığınız için de ayrı bir teşekkür ediyorum. Hani belediyenin yapmış olduğu program, hı hı, başarılı gerçekten bak. Ben beğendim. Çok güzel. Çok İnşallah teşekkür devam ediyorum. Gelsin. İnşallah efendim. Gerçekten çok teşekkür gelsin. Ediyorum. Her sektör için yani güzel yani. Çok sağ olun efendim. Tamam, tekrardan ellerinize, emeğinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, Lezzet Avcısı'nın da bu hafta sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her çarşamba saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerinden izleyebilirsiniz. Benim yanıma da gel, ben de sana güzel yemekler yapayım diyorsanız bize iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.